Dünyayı saran koronavirüs hakkında ülkemiz insanların ne kadar tedbirli olduğunu, ne kadar tedbirsiz olduğunu irdelemek istedim. Dün pazar yerinde gezerken sebze satılan ikinci bir caddenin ortasında insanın hırrt diye içini temizleyip şapadan yere tükürdüğünü görmek beni gerçekten incitti. Ve bunların insanımıza anlatılmaya çalışılmasına rağmen anlamamaları gerçekten beni üzdü. Ve banka kuyruğunda önümdeki kızla aramda 1 metre mesafe koymama rağmen arkamdaki abinin sürekli benim üzerime gelmesi beni hakikaten tedirgin etti. Uyarmama rağmen aynı yerde durdu ve sürekli üzerime yürüdüğünü gördüm. Başka bir bankanın önünde ise gittiğimizde evet içeriye tek tek aldılar ama kapının önündeki insanlar hala kendisini ve etrafındaki insanları nasıl koruyacağını bilmiyor ve üst üste durmaya devam ediyor. Ve dışarıda çoğunlukla yaşlı insanların gezdiğini gördüm. Yaşlı insanların kendini daha fazla koruması gerekmesine rağmen gezdiğini gördüm. Bir tane amca bir bankanın üst katından alt katına kadar öksüre aksıra gitti. Bunu da gördüm. Ve eğer ki öksürürsek, hapşırırsak nasıl bir etki yapacağını, tükürüğümüzün nasıl bir şey olup nasıl dağıldığını göstermek için ben bir video çektim. Tabii doğal olarak öksürme şansım yok, doğal olarak aksırma şansım olmadığına göre ben tüh diye tükürük yapmaya çalıştım. Ve oradaki zerreciklerin güneş önünde nasıl dağıldığını, nasıl yerlere doğru gittiğini onu da bir gözlemlemek istedim. Yani insanlar görsün. Eğer siz tükürürseniz, eğer siz ağzınız açık hapşırırsanız, sizin ağzınızdan çıkan mikropların, burnunuzdan çıkan mikropların ne kadar dağılarak her yere yayıldığını görmek bu konuda önemlidir. Ve bu hastalık için insanların çok gezmemesi, eğer ki bulunduğu yerde kalmaya dikkat etmezlerse daha çok yere bu hastalığı yayacaklarını bilmeliyiz. Bir yerde hastalık çıktığı zaman orada kalırsa insanlar, oradaki insanları karantina altına alıp oradaki insanları diğer insanlarla görüştürmeyerek bu hastalığı önleyebiliriz. Fakat eğer ki bu insan Antalya'dan hastalığı alır, yaya Ankara'ya, İstanbul'a, Konya'ya, Erzurum'a giderse tüm yol boyundaki insanları hasta edip ve gittiği yerdeki dağın başındaki bir köye kadar bu hastalığı ulaştıracaktır. Yani bulunduğumuz sosyal çevreyi bu hastalık sürecinde değiştirmemek en iyi şeylerden bir tanesi olduğunu düşünmemiz gerekiyor.